Phrased Verbs serisine birinci video ile başlıyoruz. Her videoda 10 kelime bulacaksınız. 10 kelimeden sonra bu kelimelerin collocation ve cümle içinde kullanımlarına bakacağız. Ardından boşluk doldurma aktivitesi gelecek. Sonra çoktan seçmeli teste bakacağız. En sonda kelimeyle işte preposition'ı match etme aktivitesi var. Böylelikle de hafızamızı tazeleyip bir sonraki video serisine geçeceğiz. Şimdi kelimelere bakalım. Point out, break out, carry out, come up with, start out, call for, result in, turn down, put off, take over. Aslında basit kelimeler gibi görünüyor ama işte prepositionla fiil yan yana geldiği zaman bambaşka anlamlara gelebiliyor. Şimdi bakalım point out ne demek? Belirtmek, ifade etmek. That de çok kullanılır. Point out that, ifade etti anlamında. İfade etti ki, yani scientists point out that gibi. Point out the difference, bir şeyin farkını belirtmek anlamında. İşte scientists pointed out the difference between diye gider. Genelde difference'dan sonra da between gelir. Point out an error, bir hatayı belirtmek, ifade etmek anlamında. Veya advantages or disadvantages olarak kullanılabiliyor. Yani daha sonrasında advantage veya disadvantage gelebilir. Bakalım şimdi örnek cümleye. Economists point out that poverty still exists. Yani ekonomistler fakirliğin hala var olduğunu ifade ediyorlar, belirtiyorlar demiş olduk. Bu şekilde point out'u bitirmiş olduk, değil mi? Ne demek? Ne dedik? Belirtmek, ifade etmek demek. That de çok kullanılır. Point out'tan sonra that çok gelir. Sınavlarda çıkar bu. Siz de yazarken mutlaka bunu kullanın essay yazımlarında. Difference, error, advantage, disadvantage ve bunların türevleri de kullanılabiliyor. Yani buna benzer ifadeleri gördüğünüz zaman point out olma şeyi var, ihtimali var. Suggest anlamında yani. Suggest'i de bu arada yani şey anlamında söyleyeyim, akademik anlamda suggest ne demek? Aslında öne sürmek. Demek point out gibi yani suggest'in tavsiye etmek anlamı var ama öne sürmek anlamı da var. Bunu da unutmayalım. Gelelim bir sonraki kelimeye. Breakout. Çok önemli bir kelime. Çok önemli bir kelime. Bunu mutlaka not alın. Breakout aslında patlak vermek Türkçesi. Bir şeyin başlaması ama olumsuz bir şeyin başlaması. Peki olumsuz olarak ne başlayabilir? War breaks out. Fight breaks out. Epidemic. Pandemic değil mi? Epidemic biraz daha lokal. Pandemic biraz daha genel anlamda, global anlamda kullanılıyor. Malaria. Kolera veya disease. Yani bir hastalık patlak verebilir. Bir salgın patlak verebilir. Bir savaş patlak verebilir değil mi? Peki nasıl kullanılmış? World War I broke out in 1914 veya bunun isim halinde çok kullanılır. Onun için özellikle aldım. Aslında phrasal verb serisinin biraz böyle dışında bir kelime ama outbreak olarak da kullanılıyor. Bu da isim hali ve bu şekilde the outbreak of the disease killed millions of people şeklinde kullanılıyor. Bunu özellikle ve özellikle not almanızı istiyorum. Breakout kelimesi ve outbreak noun halde çok sık kullanılan phrasal verb'lerin başında gelir. Ne dedik? Patlak verme. Yani start aslında anlamında kullanılıyor ama tabii ki olumsuz bir şeyin başlaması. Carry out. Bir diğer önemli phrasal verb. Bunu da mutlaka bileceğiz. Aslında ne demek? Yerine getirmek. Bir işi yapmak aslında. Do yani aslında ama nasıl bir do? Carry out a survey. Carry out a research. Carry out a project. Carry out an experiment. Carry out a study veya investigation. Yani bir araştırma yapmak, bir proje yapmak veya deney yapmak, bir çalışma yapmak veya bir araştırma yapmak, investigation anlamında kullanılıyor. Mesela police investigation derken de söyleriz. Yani burada aslında bakarsanız yapmak ama işte bu türlü bir şey, yani proje yapmak, plan yapmak, ödev yapmak, proje, araştırma yapmak, anket yapmak anlamında kullanılıyor. Ve carry out'tan sonra da çoğu zaman bu kelimeler gelir. Bunu da mutlaka not alalım. Carry out önemli bir kelime. Bakalım örnek cümlemize. Dr. Carter is carrying out research on endangered animals. Yani Dr. Carter nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili ne yapıyormuş? Bir araştırma yürütüyormuş. Aslında Türkçe'de hani yürütmek, gerçekleştirmek olarak kullanıyoruz. Carry out fiilini de mutlaka ama mutlaka bileceğiz. Yani şu point out, break out, carry out bilelim. Ben özellikle bir de sınavlarda çok sık çıkan ve özellikle bilmeniz gereken phrasal verb'leri de söyleyeceğim. Gerçi biz onların hepsini aldık. Yani çok kullanılanları özellikle aldık. Zaten binlerce var. Biz bunu bayağı bir aslında eledik. Ama bir de onların içinde de en sık kullanılanlar var. Onları da yeri gelince söylüyorum. Point out, break out, carry out bunlar sık kullanılır. Come up with. Harika bir phrasal verb. Aslına bakarsanız figure out. Yani bulmak.
bir fikirle ortaya çıkmak, bir fikir öne sürmek anlamında. Bazen find out anlamına da geliyor, bazen figure out anlamına da gelebiliyor. Come up with ama find gibi veya invent gibi. Mesela come up with an idea, bir fikir öne sürmek diye çevirebiliriz. Come up with a solution, bir çözüm bulmak. Come up with a plan, bir plan öne sürmek ya da bulmak. Invention, bir icatta bulunmak, bir icat, bir şeyi icat etmek gibi. Come up with a strategy, bir strateji bulmak aslında. Bir stratejiyi ortaya koymak anlamında kullanılıyor. Çok sık kullanılan, çok sık test edilen bir phrasal verb'tür. Aman unutmayın, come up with. Şu ana kadar ben onları dediğim gibi söyleyeceğim. Yani come up with, carry out, break out'a böyle dörder, beşer yıldız verebiliriz. Yani kullanma sıklığı açısından çok sık kullanılan phrasal verb bunlar. They came up with a plan to make production more efficient. Yani üretimi daha verimli hale getirmek için bir plan ortaya koydular ya da bir plan yaptılar diye çevirebiliriz bunu. Come up with'ten sonra da sağ tarafa baktığımız zaman idea, solution, plan, invention veya strategy gibi bir ifadeyi görürüz. Dikkat! Start out. Nispeten daha az kullanılan bir phrasal verb. Nispeten diyorum, bu gene sık kullanılıyor ama start out aslında bir insanın kariyerine başlaması. Yani bir işe başlaması, kariyere başlaması gibi. Mesela J.K. Rowling started out as a teacher. Yani kariyerini öğretmen olarak başladı. Only began writing in her 30s. Yani 30'unda yazmaya başladı diyor. Şimdi start out ne demek? Yani kariyerinize nasıl başladığınızdan bahsederken start out fiilini kullanıyorsunuz. Çok sık kullanılan bir phrasal verb değil ama bilirsek iyi olur. Bu da aslında sık kullanılanlara, hani sık kullanılanlar için de az kullanılıyor belki ama yine de bilsek iyi olur. Yani mesela I started out as a waiter but now I'm a teacher. Yani garson olarak başladım, şu anda öğretmenlik yapıyorum. Hani vardır ya, üniversite yıllarında çalışırız bazen. Onun gibi düşünün. Kariyerinize nasıl başladığınızdan bahsederken start out kelimesini kullanırız. Call for. Call for özellikle sağlık alanında metin okuyanlar ya da yazanlar için, kompozisyon yazanlar için çok sık kullanılan bir phrasal verb'tür. Tabii ki fen ve sosyal alanında da çalışma yapanlar mutlaka bilmeliler. Sık test edilen bir kelimedir. Aynı zamanda sık kullanılan da bir kelimedir. Ne demek aslında? Require, necessitate yani gerektirmek demek. Require, necessitate gerektirmek demek. Yani call for medication. İlaç gerektirir. Mesela headaches usually do not call for medication deriz değil mi? Yani baş ağrıları genelde ilaç gerektirmez. Veya treatment, call for treatment, tedavi gerektirir. Immediate action, ani hemen aksiyon gerektiriyor. Yani hemen bir işlem yapılması gerekiyor. Call for concentration, konsantrasyon gerektirir. Mesela ne deriz? Long operations call for concentration veya high concentration deriz değil mi? Yani uzun ameliyatlar yüksek konsantrasyon gerektirir deriz. Veya bu işte treatment'te olduğu gibi mesela heart diseases definitely call for treatment deriz değil mi? Kalp hastalıkları kesinlikle tedavi gerektirir deriz. Ama mesela headaches, işte mild headaches yani böyle hafif baş ağrılarından bahsederken mild headaches do not call for medication deriz. Driving is a sort of work that calls for a high level of concentration diyor değil mi? Araba kullanmak yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir. Require, necessitate bunun eş anlamlısıdır. Call for'u gene sık kullanıyoruz. Dikkat diyorum. Result in. Harika bir phrasal verb. Sık kullanılır ve hem okuduğunuz metinlerde hem de yazarken çok sık kullanılır. Aslında result in ne demek? Lead to. Yol açmak. Bir şeyle sonuçlanmak. Result genelde de olumsuz kullanılıyor. Result in a fire, damage, crisis, a crisis or high level of stress. Bir şeyle sonuçlanmak. Yani yangınla sonuçlandı. İşte piknik yangınla sonuçlandı gibi. Veya result in damage. İşte bir yerdeki fırtına hasara yol açtı. Hasara yol açtı diye çevirebiliriz. Result in a crisis. Bir krizle sonuçlandı diyebiliriz. High level of stress veya stresle sonuçları. Mesela traffic in cities result in high level of stress diyebiliriz. Veya işte littering yani izmarit atma yani sigara içtikten sonra izmarit atma. Littering might result in big forest fires diyebiliriz. Yani işte sigara izmaritlerini dışarı atma, işte, orman yangınları, büyük orman yangınlarına sebep olabilir. Büyük orman yangınlarıyla sonuçlanabilir. The flood resulted in damage to the house and the car. Sel eve ve arabaya zarar verdi
diye çevirebiliriz. Yani zarar vermesi diye sonuçlandı veya zarara yol açtı diye çeviririz. Değil mi? Yol açmak aslında. Lead to, cause, result in. Bunlar, bunların result in'in eş anlamları diyebiliriz. Result in de önemli bir phrasal verb'tür, sorulur. Şu ana kadar dikkatinizi çektiyse hepsine 5 yıldız verdim. Bir tek start out'u biraz daha az kullanılıyor dedim. Frekansı biraz daha düşük dedim. Turn down. Turn down aslında ne demek? Reject, refuse, reddetmek demek. Turn down a request, turn down an offer, turn down a suggestion. Bunlar zaten çok açık değil mi? Bir teklifi, bir öneriyi reddetmek, kabul etmemek anlamında kullanılıyor. I thanked him for the offer, but I turned it down. Ona teklifi için teşekkür ettim ama reddettim. Turn down yine sık kullanılıyor mu? Evet, ama sınavlarda sorulma sıklığına baktığımızda ya da böyle TOEFL'da veya IELTS veya YDS YÖKİL'de sorulma sıklığına baktığımızda diğerleri kadar yani start out kategorisinde alabiliriz. Ama konuşma dilinde turn down çok sık kullanılır. Reddetmek anlamında, bildiğimiz reddetmek. Yani bir teklifi reddetmek anlamında rahatça kullanabiliriz. Başka bir mecazi anlamı yok. Put off. Put off ne demek? Ertelemek demek. Yani delay, postpone anlamında kullanılıyor. Neyi erteleriz biz? A meeting, a match. Bir toplantıyı ya da bir maçı ya da put off'un sağ tarafında yani ertelenebilecek bir şey. Flight mesela değil mi? Uçuşlar ertelenir. Başka ne ertelenir? İşte toplantı ertelenir, ders ertelenir gibi düşünebilirsiniz. Veya işte bir otobüs seferi ertelenir. The meeting has been put off for a week. Yani bir haftalığına ertelendi. Bir hafta sonra ertelendi demiş oldu burada. Put off fiili de sık kullanılan bir fiildir. Çok hani şeyde sınavlarda test edilmez ama yani kullanılır. Put off'u özellikle iş yerinde çok kullanırsınız. Yazarken çok kullanırsınız. Günlük dilde de çok yatkın bir kelime. Çünkü erteleme kelimesi günlük dilde de çok sık kullanılan aslında bir kelime. Take over. Kontrolü ele alma. Yönetimi ele alma. Become dominant anlamında. Take over the job. Yani işi alma. Hani başkasından alma, kapma gibi. Take over the company. Bir şirketin yönetimini ele geçirme gibi. Take over control. Veya take over the government de diyebiliriz. Yani yönetimi ele alma anlamında. Take over. Take over ne demek? Yani yönetimi ele alma. Bir şeyin yönetimini ele alma anlamında. Bu bir iş de olabilir, şirket de olabilir, devlet de olabilir. İşte aklınıza ne geliyorsa. When he died, his son took over the company. Yani adam ölünce ne olmuş? Oğlu şirketi ele geçirdi diyor. Aslında ele geçirdi tam doğru değil yani. Kontrolü ele aldı. Daha doğrusu yönetimi ele geçirdi. Ele aldı demiş oluruz. Ele geçirdi biraz olumsuz. Take over illa olumsuz bir kelime değil tabii. Yani yönetimi üstlendi anlamında da kullanabiliriz. Tamam. Şimdi size 5 tane soru göstereceğim. Bu 5 tane soruda 2 dakikada süre vereceğim. Bu 2 dakikada sizin buradaki sorulara cevap vermenizi isteyeceğim. Daha sonra beraber cevaplayacağız soruları. Ondan sonra bir 30 saniyede cevaplara bakmanızı rica edeceğim. Daha sonra öteki 5'e bakacağız. Yine 2 dakika. Bu şekilde gidecek. Şimdi birinci sete bakalım. Size 2 dakika süre.
Hadi soruları şimdi beraber bakalım. So far researchers have not been able to a viable solution. Uygulanabilir bir çözüm. Çözüm ne yapılıyordu? Çözüm bulunuyordu, öyle değil mi? To prevent sea pollution. Yani deniz kirliliğini önleyecek uygulanabilir bir çözüm, mantıklı makul bir çözüm bulamadılar diyor. Şimdi çözüm ne olur? Bulunur. Yani come up with diyeceğiz. Have not been able to come up with a solution. A viable solution. Come up with'in zaten collocation'larından bir tanesi de solution'dı. Dolayısıyla buradan buldum. İkiye bakalım. When he died, his son. Tabii ki ne olacak? His son burada tabii ki take over diye verildi. Ama bu tabii ki değişiyor. His son took over dememiz gerekiyor değil mi? Yani o şeyde past olduğu için. Burada biz bazı hallerini verdik. Hani biraz daha zorlasın sizi diye. Tenslere de ayrıca dikkat etmeyin. Yani sadece kelimeye odaklanın diye. When he died, his son took over as CEO. Yani ölünce babası CEO olarak görevi devraldı demiş oldu. Dolayısıyla şuradan takeover'ı da gönderdim. The speaker that we need to find more effective ways to fight global warming. Yani konuşmacı küresel ısınmayla baş etmek için daha etkin yollar bulmamızı önerdi. Diyecek yani point out. Gene tabii ki pointed out olabilir, points out da olabilir veya has pointed out da diyebilirdi. Vurguladı, ifade etti, belirtti demiş olduk. Sonra dörde geldim. The offer. Teklif ne oluyordu? Ya kabul edilir ya reddedilir. O zaman burada bir breakout bir de turn down kaldı. Turn down olacak yani reddetmek. Burada he turned down the offer from the company because the salary was very low. Yani şirketin ettiği teklifi reddetti çünkü maaş oldukça düşüktü diyor. Sonra 5'e geldik. Bilim insanları have started to develop a vaccine when the disease. Hastalık ne oldu? Hastalık patlak verdi. Öyle değil mi? Yani broke out. Yani bilim insanları şey yapmaya başladı. Ne o? Aşı üretmeye başladı veya aşı geliştirmeye başladı. Hastalık patlak verince, yani disease patlak verince demiş olduk. Break out. Şimdi cevapları size göstereceğim. Bir 30 saniye süre vereceğim. Bir cevaplara bakın. Ondan sonra da öteki 5'e bakalım. Şimdi ikinci 5'e beraber bakıyoruz. 2 dakika süreniz var. Daha sonra soruları beraber çözeceğiz.
Evet, şimdi bakalım beraber. They decided to the match. Maç konusunda bir karar verilmiş. Due to bad weather. Kötü hava koşulları nedeniyle. Kötü hava koşulları nedeniyle maç ne olur? Ya iptal olur ya ertelenir. Demek ki bizim aradığımız kelime burada ne olacak? Put off olacak, öyle değil mi? They decided to put off the match. Maçı ertelemeye karar verdiler. Hava koşulları, kötü hava koşulları nedeniyle. 7'ye bakalım. We'll have to many experiments. Deney. Deney ne olur? Yapılır. In order to figure out how we can live on Mars. Bir sürü de şey yapmamız gerekecek, deney yapmamız gerekecek. Mars'ta nasıl yaşayacağımızı çözebilmemiz, anlayabilmemiz için diyor. O zaman ne olacak? We'll have to carry out. Deney yapmak. Carry out experiment, carry out the survey, carry out the research, study gibi kelimeleri aman diyeyim unutmayın. Carry out önemli bir kelime. Deney yapmak. Yani carry out deney yapmak değil, yani yapmak kısmı diyelim, gerçekleştirmek diyelim. Exposure to high level of stress. Strese maruz kalma. Uyku bozukluğu. Şimdi yüksek derecede strese maruz kalmak uyku bozukluğuna yol açar diyeceğiz. Yani result in dememiz gerekir. Result in'in başka eş anlamları neydi? Lead to, cause. Biraz sonra belki de lead to'yu da göreceğiz bir sonraki serilerde. Dolayısıyla ona da şimdiden bir şey yapmış olalım, hatırlamış olalım. Hatırlatmış olalım. Lead to diyeceğiz. Pardon, result in diyeceğiz. Result in ile sonuçlanır. Yani yüksek strese maruz kalma, yüksek seviyede strese maruz kalma uyku bozukluklarına yol açabilir. Lead to, result in veya cause. After university, üniversite bittikten sonra he as a part-time waiter. Ne olacak tabii ki? Kariyerine başlamıştı. Üniversiteden sonra part-time garson olarak başlamış. Yani he started out as a part-time waiter and set up his own restaurant. Ve 20'li yaşların sonlarına doğru da kendi restoranını açmış dedi. Tamam, start out yani bir insanın kariyerine başlaması. Ona bakalım. Although headaches are usually harmless. Yani genelde baş ağrıları zararsızdır. Persistent headaches yani böyle geçmeyen baş ağrısı, sürekli hiç kesmeyen yani devam eden baş ağrısı, ısrarla devam eden inatçı baş ağrısı diyelim. Medical intervention yani tıbbi müdahale gerektirir diyeceğiz. Yani call for dememiz gerekir. Şimdi cevaplara bakmanız için bir 30 saniye süre vereceğim. Bir daha bir cevaplara bakın. Aklınıza iyice yer etsin bu kelimeler aklınızda. Şimdi çoktan seçmeli bölüme geldik. Çoktan seçmeli bölümde 3 tane seçenekten bir tanesini seçeceksiniz. Burada süremiz 1 dakika ve süremiz başladı. Evet, şimdi tek tek sorulara bakalım. Increased demand for oil, yani petrol için artan talep, the rise in oil prices, petrol fiyatlarını arttırdı. Şimdi talep artarsa, talep fiyatı arttırır. Yani burada bir neden-sonuç ilişkisi var, öyle değil mi? Increased oil, increased demand for oil, petrole olan talep, resulted in dememiz gerekir. The rise in oil prices, yani petrol fiyatlarını yükseltti demiş olduk. Tamam. Yani petrol fiyatına olan talep petrol fiyatının artmasına yol açtı
resulted, ile sonuçlandı diye de çevirebiliriz. İkiye bakalım. An assistant 5 years ago, asistan olarak başlamış. 5 sene önce, but she was promoted to a manager. Bir ay önce de yöneticiliğe terfi etmiş. Ne demiş olacağız burada? Yani artık asistan aslında asistan olarak başladı, sonra yönetici oldu dememiz lazım. Yani start out diyeceğiz. As an assistant, asistan olarak, as orada olarak demek. Asistan olarak başladı, sonra şey oldu, müdür oldu. The committee, his request. Bakın buradaki anahtar kelime ne? Request. Yani bir istek var değil mi? To relocate to a different branch. Başka bir şubeye gitme isteğini komite ne yapmış olabilir? Kabul etmiş olabilir. Bir request olduğuna göre ya bunu kabul edecek ya da reddedecek. O zaman burada turn down en mantıklı seçenek oluyor. Reddetmek anlamında. Request dediğimiz yani istek ne olur? Kabul edilir ya da reddedilir. It took scientists 3 years to, bilim insanlarının 3 yılını almış, the survey and the result will be revealed soon. Ne demiştik bu tür araştırmalardan bahsederken? Hangi kelime bizim işimize yarıyordu? Carry out, öyle değil mi? Yani bilim insanlarının bu araştırmayı yapması 3 sene sürdü ve sonuçlar pek yakında açıklanacak demiş olduk. 5'e geldim. The executive committee must a strategy. Bakın yine önemli kelime ne? Strateji. To compete with their rivals. Yani yönetim komitesi, yöneticiler yani. Burada ne yapması lazım? Bir strateji bulması lazım. Bir strateji ortaya koyması lazım. Rakiplerle baş edebilmek için. Rival, rakip demek. Burada come up with olmak durumunda. Come up with a strategy. Bir strateji bulma. Şimdi size cevapları göstereceğim. Yine şöyle bir 30 saniye yine bir süre vereceğim. İyice bir bakın. İkinci bölüme bakalım şimdi. 2 dakika, pardon. Burada 1 dakika süreniz var. Süreniz başladı. Şimdi soruları beraber çözmeye başlayalım. The lecturer, the advantages of using renewable. Şimdi bir şeyin avantajlarını, yani yenilenebilir enerjinin geleneksel enerjiye, konvansiyonellere göre olan avantajlarından bahsetti ya da bunları ifade etti diyeceğiz. The advantages, değil mi? Daha önce bakmıştık burada. Point out olacak. Yani burada işte lecturer ne yapmış? Hoca neden bahsetmiş? Yenilenebilir enerji kaynaklarının geleneksel olanların göre avantajlarından bahsetti. Bunları belirtti demiş oldu. Point out. Doctors were happy that his disease does not intense medication. Doktorlar onun hastalığının çok yoğun ilaç gerektirmediğinden dolayı mutlularmış. Does not intense medication yani yoğun ilaç diyelim. Call for diyeceğiz. Yani require, necessitate kelimesi yerine kullanabiliriz. Bakalım 8'e. The company decided to its main competitor in the market. Ha, burada ne yapmaya çalışıyor? Şirket ana rakibini ne yapmaya çalışabilir? Takeover yapabilir.
Yani burada aslında satın almak ya da yönetmeye başlamak, onu yönetmek anlamında geliyor. Yani burada the company decided to take over its main competitor derken ana rakibini satın alıyor gibi düşünebiliriz ya da onun yönetimine giriyor gibi düşünebiliriz. Sonra 9'a bakalım. When the war, savaş ne oluyordu? Savaş breakout olur. Aman bu dikkat, buna dikkat, bu önemli bir kelime. When the war broke out, başladığında, started yani. Many people had to move from their homes to safer places. Yani birçok insan bulunduğu yerden daha güvenli yerlere doğru göç etmeye başladı dedi. Dolayısıyla yani göç etmek zorunda kaldı daha doğrusu. Breakout kelimesi önemli. Hastalıklar da breakout olur, savaş da breakout olur. The authorities had to all the flights. Uçuşlar ne olur? Hepimizin bildiği gibi ya iptal olur ya ertelenir. Daha çok ertelenir, röter yapar yani. Dolayısıyla put off. Yani yetkililer acil iniş nedeniyle bütün uçuşları erteledi demiş olduk. Böylece kelime serisinin sonuna gelmiş olduk. Şimdi preposition match bölümü var. Orayı açalım. Orada da size çok kısa süre vereceğim aslında. Yani şöyle bir şey olsun diye. Tabii orada başka kombinasyonlar da mümkün ama buradaki 10 kelimeyi baz alarak eşleştirin. Tabii ki başka türlü bir takım kombinasyonlar mümkün olabiliyor ama dediğim gibi buradaki aktivitede yer alan kelimelerin buradaki kelime ve preposition kombinasyonlarına göre match edin. Daha sonra da cevapları zaten göreceksiniz. Şimdi ama tabii ki önce şu 6'dan 10'a kadar olan soruların bir cevaplarını bir daha görün şöyle bir. Size biraz süre vereyim, bir 30 saniye. Evet, şimdi bu bölümde de hatırlıyor musunuz bakalım, hafızamızı biraz yoklayalım. Kelimelerle, yani fiillerle prepositionları eşleştirmeye çalışalım. Şimdi burada size 30 saniye bir süre vereyim. Şöyle hızlı bir şekilde aklınızda olanları bir eşleştirin. Ondan sonra cevaplara bakarız. Evet, doğru mu cevaplar? Bu da bildik mi? Umarım aklınızda kalmıştır bunlar. Şimdi bu videoyu izledikten sonra ikinci videoya geçeceksiniz. İkinci videoda yine bu video gibi devam edecek. Umarım iyi bir çalışma olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.